Teknomood'dan herkese merhaba, ben Tolga Yiğit. Yeni bölümle karşınızdayız. Bu haftaki bölümümüzde sizlere teknoloji dünyasından yeni gelişmeleri aktaracağız. Bunlar arasında gündelik hayatta kullandığımız programların yeni özellikleri, yeni güncellemelerinin detayları var. Aynı zamanda oyun haberlerimiz, oyunların özellikleriyle ilgili detaylar, yeni oyun tanıtımları ve yeni ürün tanıtımları incelemeleri var. Evet, yeni ürünler hayatımızın birer parçası tabii ki. Yani çünkü teknoloji hayatımızın birer parçası. İlerleyen dakikalarda bunların hepsini izleyeceğiz. İlk olarak birazdan Lenovo ile başlayacağız. Lenovo sonrasında WhatsApp ile ilgili bir haberimiz var. Türkiye'de halk arasında kullanılan ismiyle WhatsApp. Evet, WhatsApp artık pay yani ödeme işini de başlattı. Mesajla para gönderebileceksiniz. Hem şahıslar hem de işletmeler para gönderebilecekler. Detaylarını birazdan izleyeceğiz. Türkiye'ye de gelecektir muhakkak. Belki yıl sonuna doğru, belki yeni yılın başında. Yani yakında bu işin hızlanacağını düşünüyorum. Türkiye'ye geldiği zaman nasıl olacak derseniz komik diyaloglar olacaktır. Yani şöyle bir şey olabilir. Kanka, Starbucks'ta buluşalım bir kahve içelim diye mesaj yerine şöyle bir şey gelecek belki de. Kanka, bir 50 lira atsana, bir kahve içeceğim. Niye beni çağırmıyorsun? Ben ısmarlayayım. Veya bunun yanı sıra tabii şu da olabilir. Öğrenciler, şehir dışında okuyan özellikle öğrenciler ailelerinden harçlık istiyorlar. Bir mesajla para hemen onlara ulaşabilecek. Bu özelliğin detaylarını birazdan izleyeceksiniz. Belki de şöyle bir yine diyalog yaşanacak. Anne, harçlığım bitti. Bana bir para göndersene. Anne de şu cevabı verecek. Kızım, geçen hafta baban göndermişti ya. Ne çabuk bitirdin gibi. Bunlar olabilir tabii ki. Bunların nasıl gerçekleşeceğini, işletmeler bu paraları nasıl alıp verecekler, bunların detaylarını haberimizde izleyeceğiz. Bunun yanı sıra Fortnite oyunu ile ilgili önemli bir detay var. Yeni sezonu başladı. Bu detayı sakın kaçırmayın. Aynı zamanda birazdan iki tane de yeni klavyeyi tanıyacağız. Bu klavyelerden bir tanesinin fiyatı ve özellikleri harika. Diğerinin özellikleri çok çok harika. Hepsini göreceksiniz. Yine Boğaziçi Üniversitesi ve Minecraft, evet Boğaziçi Üniversitesi ve Minecraft bir araya geldiler. Nasıl bir araya geldiler? O da haberimizde yer alacak. İlk olarak Lenovo ile başlayacağız dedik. Neden Lenovo ile başlayacağız? İçinde bulunduğumuz küresel pandemi günleri hayli sıkıntılı süreçler ve aynı zamanda hayatımızda yenilikler, başkalaşmalar getirdi. Yani gündelik yaşamımızda çok farklı bir metotla çalışmaya ya da öğrencilik hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Lenovo'nun CEO'su da çok güzel bir mektup yayınladı. Ben mektubu, uzun bir mektup, baştan sona okudum. Programımızın süresi yetmeyeceği için tamamını burada değerlendirmemiz mümkün değil ama çok duygulandığım, çok etkilendiğim bölümlerini sizler için derledim, toparladım. Arkadaşım Tanser'le birlikte sizin için güzel bir video hazırladık bu mektuptan oluşan. Evet, küresel CEO'su Lenovo'nun çok güzel mesajlar vermiş. Tabii bu arada eklemeliyiz. Türkiye'deki genel müdür Emre Bey ve ekibi de eğitim alanında özellikle çok güzel işlere imza atıyorlar. Haberimizde bunların hepsini izleyelim. Siz de muhakkak bana katılıyor olacaksınız. İçinde bulunduğumuz global pandemiyle birlikte teknoloji devlerinden de önemli hamleler geliyor. Ve Lenovo CEO'sundan da çok önemli bir mesaj var. Lenovo'nun global CEO'su Yuanqing Yang da ya da sektörde bilinen adıyla YY, COVID-19 virüsündeki süreç bize bunun sürekli değişen küresel bir sorun olduğunu ve bu sorunla yüzleşmek ve sorunun üstesinden gelmek için hepimizin birlikte çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor, dedi. YY yayınladığı mektupta, Lenovo'da akıllı teknolojiyi herkese sunmak için her gün çalışıyoruz. Her zaman en iyi teknolojinin tüm zorluklarımızı aşmak için en büyük yardımcı olduğuna inanıyoruz. İster bir aşı üzerinde çalışan bir tıp araştırmacısı, ister çevrimiçi bir sınıf öğretmeni veya işlerini yapmak için evde interneti kullanan kişiler olsun. Doğru teknolojiye sahip olmanın değerini artık her zamankinden daha fazla anlıyoruz, dedi. Şimdi ise bakın, en takdir edilesi bölümüne geldik bu mektubun. Evimiz olarak nitelendirdiğimiz topluluklara yardım ediyoruz. Lenovo Vakfı, COVID-19 virüsüne karşı verilen küresel mücadelede yardımcı olmaya, hastaları tedavi eden yeni hastanelere ve virüs üzerinde çalışan araştırmacılara teknoloji bağışında bulunmaya, çevrimiçi olarak faaliyet göstermeleri için okullara yazılım ve donanım sağlamaya ve dünya çapındaki çalışanlarımızdan bağış toplama konusunda lider rolünü oynamaya devam ediyor.
Verdiğimiz destek, şimdiye kadar bağışladığımız 6.7 milyon dolar tutarın en büyük önem taşıdığı noktada kümülatif etkiye sahip olacağından eminim, dedi. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu da ülkemizde TEGEV'le, yani Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile bir işbirliği yaparak pilot okullarında minik öğrencilere teknoloji desteği veriyor ve beceriyle teknoloji atölyeleri açılmasını sağlıyor. Tebrikler. Ve Lenovo demişken ThinkPad'in TrackPoint klavye ikisini tanıyalım hemen. Yepyeni bir klavye tanıttı ThinkPad, ikonik ThinkPad yazma deneyimini kompakt, bağımsız bir cihaza çevirdiler. Kolayca kullanabileceğiniz mouse, yani fare olmadan gezinmeniz için entegre bir TrackPoint'e sahip bu klavye. İkili bağlantı seçeneği sunuyor, yani dilerseniz Bluetooth 5.0 veya üzerindeki nano boyutta bir kablosuz dongle ile bağlantı kurabiliyorsunuz. Ve aynı anda hem Windows hem de Android cihazla eşleştirebilirsiniz. Ve bu klavyede görme engeller için 6 tuşlu yazma imkanı da sunan harika bir özellik var. Yani Braille alfabesi tanımlanmış. Ve şarj edilebilir klavyenin bataryası tek şarj ile 2 aya kadar kullanım sağlıyor. Daha ne olsun? Teknoboot programı devam ediyor. Ben Tolga Yiğit. Gerçekten güzel de bu davranışlar, öyle değil mi? Lenovo'yu tebrik etmek lazım ve klavyesi de çok önemli özelliklere sahip, küçük, kompakt, hayli multifunctional denilen, yani çok fazla özelliği bir arada barındıran iyi bir klavye. Şimdi geçiyoruz hemen akışa bakayım. Akışta sıra geldi tabii ki WhatsApp'a. Evet, WhatsApp dedik, neler oluyor? Para göndermede başladı. Mesajla para gönderilecek. Çok ilginç işler olacak bence. Özellikle Türkiye'de, ülkemizde komik mesajlaşmalar olacak. Bro, bir 100 lira ateşlesene gibi mesajlar gelecek. Cevabı tabii sizde. Yani cüzdanınızda 100 lira var mı, gönderecek misiniz? Ona siz karar vereceksiniz. Haber izleyelim. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sundu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması artık bu özelliğiyle karşımızda. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu. İlk olarak 2018'de Hindistan'da denenmeye başlanan özellik Facebook Pay üzerinden kullanılıyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu özellik bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek. WhatsApp'ta aynı zamanda 5 yeni özellik de entegre etmeye hazırlanılıyor. WhatsApp'a ilerleyen dönemde gelecek yeni özellikleri tanıyalım. Pandemiyle birlikte birçok marka ihtiyaca göre kendini yeniledi. Görüntülü görüşme pazarından daha büyük bir pay almak isteyen WhatsApp'ta video görüşmeleri için konuşmalardaki kişi sayısı sınırını 4 kişiden 8 kişiye yükseltmişti. Şimdi de yeni özellikler geliyor. WhatsApp, kullanıcılarını tek bir cihaza bağlı kalmaktan kurtaracak çoklu cihaz desteği özelliğiyle bir süredir merak ediliyordu. Söz konusu özellik test edilmeye başlandı. Çoklu cihaz desteğiyle WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek. Yeni özelliğin 4 cihaza kadar destek vermesi bekleniyor. WhatsApp'a gelecek bir diğer özellik ise expiring messages, yani süresi dolan mesajlar. Bu özellikle kullanıcılar bir gün, bir hafta, bir ay gibi opsiyonlarla gönderdikleri mesajlara otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek. Bu özellik hayli ilginç olacak gibi gözüküyor. "Aa, bana mesaj göndermiştin ama burada bulamıyorum," diyecekler. Evet, çünkü siz gönderdiğinizde ona bir de silinme talimatı vermiş olacaksınız. Ve detaylı mesaj arama özelliği gelecek. WhatsApp'ta beklenen diğer yeni özellik de detaylı arama. Bu özellikle birlikte kullanıcılar belirledikleri zaman aralığındaki mesajları arasında arama işlemi yapabilecek. Dördüncü özelliğe gelince, depolama özelliği. WhatsApp üzerinden yapılan görüşmelerdeki kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebileceksiniz. Mesaj silme özelliği de var. WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığını hatırlatmakta fayda var. Henüz bu çalışma test aşamasında ama bu özelliğin de detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ve muhtemelen güncellemelerle birlikte yetişecek. Teknomood'da bugün önemli ürünlerden, önemli bir markanın yeni bir hazırlığından bahsedeceğiz size. Google'dan ve
onun yeni piyasaya çıkartacağı televizyon cihazından. Televizyon cihazı derken neden bahsediyoruz? Apple TV cihazını biliyorsunuz. Akıllı olmayan televizyonları çok akıllı hale getiren cihazlardan birisi. Ki onun rakibi var, Xiaomi'den Mi Box S4K. Evet, o da yine akıllı olmayan cihazları Android tabanlı bir yazılım sayesinde akıllandırıyor. Google da şimdi yepyeni bir cihazla onlara rakip olarak gelecek. Hem bu cihazın adını hem görselleriyle ilgili, yani görüntüsüyle ilgili detayları, hem de bir sürpriz var, bir kumanda sürprizi. Neden sürpriz diyorum? Çünkü Google'ın cihazlarında genelde kumandadan kaynaklı, yani kumanda eksiğinden kaynaklı diyelim aslında, ürünle ilgili şikayetler oluyor. Müşteri şikayetleri, ürünler çok beğeniliyor ama kumandanın olmayışı biraz kullanımda zafiyet yaratıyor diyor kullanıcılar. Bu kez onu da düşünmüşler. Kumanda da geliyor. Üzerinde hatta tuşları ile ilgili küçük detaylar da var. Şimdi bu haberi izleyelim. Belki de Google hayranları, Google'ı kullanan insanları çok sevindirecek bu haber. Google'ın Android TV'sinden ilk görüntüler sonunda ortaya çıktı. Uzun süredir ortaya atılan iddialara göre Google bir Android TV cihazı tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellerse bu iddiaları doğrular nitelikte. Teknoloji devi Google'ın yeni Android TV cihazının adı Sabrina olacak. Görsellerden görüldüğü kadarıyla cihaz yumurta gibi kavisli bir yapıda gelecek. Cihazın üzerinde Amerika merkezli teknoloji devini simgeleyen G logosu da bulunuyor. Fakat iddialara göre bu yeni ürün, Google'ın akıllı ev sistemi olan Nest markası altında da piyasaya sürülebilecek olması. 3 renk seçeneğine sahip olması beklenen yeni Google cihazının siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan bu görseller aslında bir videonun içerisinden alınmış gibi görünüyor. Bu videonun da oluşturulma tarihi Ekim 2019 gibi oldukça eski bir tarihe dayanıyor. Bu yüzden ürünün çok yakın bir zamanda karşımıza çıkabileceğini de hatırlatmakta fayda var. Yani bugüne kadar birçok şey gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Sabrina ile beraber Google'ın kumandası da tanıtılabilir. Bununla beraber bildiğiniz üzere Google'ın Chromecast cihazları ile ilgili en büyük şikayetlerden biri de telefonunuzu uzaktan kontrol aracı olarak kullanmak zorunda kalmanızdı. Yani bir kumandası olmamasıydı. Neyse ki Google bu konuda kullanıcıların çağrılarına kulak verdi ve muhtemelen Google Android TV cihazı ile beraber uzaktan kumanda da gelecek. Uzaktan kumanda görselinin de gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Ve bu kumanda üzerinde bir Google Asistan butonu da bulunuyor. Google'ın bu ürünün adının Sabrina olup olmayacağını kesin olarak bilmiyoruz. Aynı zamanda piyasaya çıkış tarihi de henüz tam olarak net değil. Ancak bilinen tek şey var, o da 2020 yılı içerisinde Google'ın gerçekleştireceği bir etkinlikte bunun tanıtılacak olması. Tabii ki koronavirüs salgını birçok şeyi aksattı. Bakalım neler olacak. Teknomood devam ediyor. Logitech'in özel bir klavyesi var. iPad'ler için hazırladığı bu klavye fiyatıyla da çok göz dolduran, beğeni toplayacak bir klavye diyebiliriz. Çünkü rakibi olan iPad'in, yani Apple'ın ürettiği kendi orijinal klavyelere oranla daha uygun fiyatlı. Özellikleri de hiç geri kalır nitelikte değil. The Logitech Combo Touch is Logitech's take on a keyboard / trackpad combo. Logitech'ten iPad için yepyeni bir klavye geldi. Adı Combo Touch. Logitech dokunmatik yüzey ve akıllı bağlantı yuvası, yani smart konnektör özelliğine sahip olan iPad klavyesi Combo Touch'ı tanıttı. Bu klavyeyi iPad 7. nesil, iPad Air 3. nesil ve iPad Pro 10.5 inç ile uyumlu olarak üretti. Combo Touch, Logitech'in akıllı bağlantı yuvası uyumluluğuna sahip iPad klavyesini hassas bir dokunmatik yüzeyle bir araya getiriyor. Notes, Pages, Numbers ve Keynote gibi uygulamaları izleme dörtgeni ile kullanmaya imkan veriyor Logitech Combo Touch. Ve aynı zamanda elektronik tablo hücrelerini vurgulama, kopyalayıp yapıştırma, kaydırma, çift dokunma, uygulamalar arasında geçiş yapma ve e-posta düzenleme gibi işlemlerin de pratikliğini artırıyor. Ürün aynı zamanda da arkadan aydınlatma özelliğine sahip. Aydınlatma tuşları gece ve gündüz her ortamda parlaklık seviyesini düzenleyerek kullanıcılara verimli bir yazı yazma deneyimi sunuyor. Yatak odasında, uçakta, kampta veya az aydınlatmalı herhangi bir ortamda yazdıklarınızı görebilirsiniz. Üstelik tüm iOS kısa yol tuşlarıyla basit eylemleri ekranda dolaşmak zorunda kalmadan aynı saniyede gerçekleştirebiliyorsunuz. Son olarak ürünün 4 farklı kullanım moduna sahip olduğunu belirtelim. Bunlar yazma modu, görüntüleme modu, çizim modu ve okuma modu. Evet,
Evet, oyun severler artık sıra sizde. Fortnite ile ilgili bir haberimiz var. Arkasından da Boğaziçi Üniversitesi'nin Minecraft ile yaptığı işbirliğini, daha doğrusu işbirliği diyemeyiz tam olarak ama Boğaziçi Üniversitesi'nin Minecraft'ta nasıl yerleştiğini anlatacağız. Haberlerimiz arka arkaya gelecek. Fortnite'de ne var? Yeni sezon başladı. Yeni sezon farklı bir yerde geçiyor. Detaylar bu haberin ve videonun içerisinde yer alıyor. Ancak gizli arabalar var. Evet, arabalar. Yani kullanabileceğiniz arabalar var. Ama şu anda kullanamayacaksınız. Nedeni, nasılını hepsini bu haberde izleyelim. Fortnite'a yeni sezonda eklenen arabalar var ve önümüzdeki süreçte bu arabalar sürülebilir olacak. Epic Games'in geliştirdiği ve yayınladığı Fortnite'ın yeni sezonunda şu an için kullanılması mümkün olmayan araçlar bulunuyor. Ancak görünüşe göre bu sezon ilerledikçe bu araçları kullanmak mümkün hale gelecek. Şu an dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite'ın 2. bölüm 3. sezonu yayınlandı. Ve görülüyor ki oyunun şu an içerisinde bulunduğu sezon oyunculara Aquaman kostümü de dahil olmak üzere birçok yenilik sundu. Bu yenilikler arasında araçlar da var. Ancak bir Fortnite oyuncusuysanız bu sizi heyecanlandırmasın çünkü bu araçlar henüz kullanılabilir değil. Bu sezonun teması su. Tanıtım videolarında bu arabalar görülüyor olsa bile şu an için Fortnite haritasında bu araçları bulamazsınız. Bunun sebebi az önce de söylediğim gibi 3. sezonun temasının su olması ve adanın büyük kısmının sulardan oluşuyor olması. Yani araçlar sürülebilir olsa bile sürmek için şans bulmanız pek mümkün değil. Ancak bu sezon sırasında haritada yaşanacak değişikliklerle bu araçları sürmek mümkün olacak. Here you can unlock challenges and buy the battle pass to recruit this unsinkable crew of drifters. This little stowaway is kit. Epic Games'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3. sezon ilerledikçe bu sular çekilecek ve bu sayede yeni özellikler, yeni alanlar açılacak. İnternet sitesinde yer alan paylaşımdaki araç görselinin altında zamanla sular çekildikçe daha da fazla konum ortaya çıkacak, her şey açığa çıktıkça yeni ulaşım yollarını keşfedeceksin ifadeleri yer alıyor. Ayrıca yeni sezonun ilk Aquaman görevi de şu an aktif durumda. İlk görev, sizlerden bir Fortilla'da girdap kullanmanızı istiyor. Bu şekilde her hafta yeni bir Aquaman görevi oyunculara sunulacak ve 5 görevi de tamamlayanlar Aquaman kostümünün sahibi olabilecek. Boğaziçi Üniversitesi üniversite kampüslerini Bonecraft adı ile dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Minecraft'a taşıdı. Türkiye'de ilk defa bir üniversite kampüsünün sunucu olarak herkese açıldığı Bonecraft, yani Boğaziçi Üniversitesi kısaltması bu ve Minecraft'ın craft'ı, orijinal Minecraft Java Edition sahipleri oyuna ulaşabiliyorlar. Bonecraft oyununda yer almak isteyenlerin belli kurallara da uyması bekleniyor. Bu kurallar arasında spam yapmamak, diğer oyunculara saygılı olmak, reklam ve tanıtım yapmamak, ırk, dil ve din konularında da ayrım yapmamak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Teknomood'a devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri, çalışanları ve dışarıdan ona destek verenleri bir kez daha gönülden destekliyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Neden diyeceksiniz? Çünkü ülkemizde teknoloji alanında, yazılım alanında olan her gelişme beni mutlu ediyor, gururlandırıyor. Özellikle Peak Games'in de bu büyük başarısı, dünya çapındaki bu satış başarısı bizi mutlu etti. Belki konu uzmanlarıyla konuyu konuşup tartışmak lazım başka bir programda. Acaba satılmasa ülkemize çok daha mı faydası olurdu? Bunu uzmanlara sormak gerekiyor ama demek ki çok başarılı ki Peak Games, ülkemizden çıkan bu marka o kadar başarılı ki onu bu kadar yüksek bir değerle satın aldılar. Ve Peak Games'i tercih ettiler satın almak için. Ülkemizden ben başka markaların da çıkacağını, yurt dışından önemli yatırımcıların onlara destek vereceğini, para yatıracağını, ortak olacağını ve belki de satın alacağını düşünüyorum. Gayet güzel gelişmeler bunlar. Evet, yurt dışından önemli markalar demişken bir teknoloji devine uzanıyoruz şimdi. Beklenen haber geldi. Apple'la ve iOS 14 ile ilgili tüm detaylar şimdi karşınızda. iOS 14 ile birlikte tanıtılan tüm yenilikler karşımızda. Apple, bünyesinde bulunan cihazlar için yayınlayacağı işletim sistemlerinin yepyeni sürümlerini tanıttı.
WWDC 2020 kapsamında tanıtılan yeniliklerden birisi de tahmin edildiği üzere Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un yeni versiyonu olan iOS 14 oldu. Apple her yıl düzenlediği geliştirici yani developer konferansı olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın bu yıl 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenmesine karar verdi ve bunu gerçekleştirdi. Ve tabii ki burada öne çıkan iOS 14 oldu. Gelin şimdi yeniliklere yakından bakalım. Good morning. iOS 14'te Siri önemli değişikliklere sahip oldu. Siri iOS 14 ile birlikte uygulamaların üstünde çıkaracağı kartlarla bilgi verebilecek. Aynı zamanda Siri ile sesli mesajlar da gönderebileceksiniz. Apple iOS 14 ile birlikte 11 dil için gelişmiş bir çeviri hizmeti de sunacak. Bunların dışında Apple Haritalar ve CarPlay uygulamaları da çeşitli yeni özellikler kazandı. Ve Apple Haritaları 3 farklı cihazda aynı anda efektif olarak kullanmak mümkün olacak. Ve iOS 14 ile birlikte gelen en önemli özelliklerden birisi de iPhone'unuzu dijital bir otomobil anahtarı gibi kullanma özelliği oldu. Söz konusu özellik şu an için sadece BMW markasının belli bir modeliyle çalışıyor. Dijital otomobil anahtarı özelliğinin NFC teknolojisiyle birlikte çalıştığının ve iOS 13 için de kullanıma sunulacağını hatırlatalım. Mesaj uygulaması için pinleme, grup konuşmalarında belli bir mesajla cevap verme ve mention özellikleri geldi. Memojiler için yeni tasarım çeşitleri ve maske özelliğinin geldiğini de ekleyelim. iOS 14 ile birlikte gelen App Library özelliği ile uygulamalarınız otomatik olarak düzenlenecek. App Library'de öneriler ve son indirilen uygulamalar kısmı yer alacak. iOS 14 ile uzun zamandır beklenen gelişmiş widgets desteği de sunuluyor. Widgetler farklı boyutlarda gelecek ve boyutlara siz kendiniz karar verebileceksiniz. iOS 14 ile gelen özelliklerden bir diğeri de Picture in Picture modu. Yani resim içinde resim. Bu özellik sayesinde ana ekrana dönseniz bile oynattığınız video oynamaya devam edecek. Yani özellikle YouTube'u arka planda yine izlemeye veya sesini dinlemeye devam edebileceksiniz. iOS 14 ile birlikte varsayılan e-posta ve internet tarayıcısı uygulamalarını değiştirme desteğinin geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Ve App Clips geldi. Bu özellikle birlikte uygulamaları yüklemeden erişmek mümkün olacak. App Clips, Apple Pay desteğine de sahip olacak. Bu arada yeni yazılımlar iPadOS, macOS ve bunun yanı sıra WatchOS ve aynı zamanda tvOS olarak da karşımıza çıkıyor. Tüm cihazlar yeni yazılımla pek yakında buluşacak. Bu arada iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modellerine de hemen bakalım. iPhone 11 serisi telefonlar, XS'ler, XR'lar, X, 8 ve 8 Plus, 7 serisi 6S'ler ve iPhone SE 2. nesille iPhone SE ve iPod Touch 7. nesil. Yani iPhone 6'ların devre dışı kaldığını hatırlatmış olalım. Evet, iOS 14'ün gerçekten özellikleri harika değil mi? Küçük iki notumuz var. Bunlardan bir tanesi iOS 14'ün beta sürümü yayınlandı geliştiriciler için. Ancak kullanıcılar da yani geliştirici olmayan normal kullanıcılar da bunu çeşitli web siteleri ve çeşitli yedekleme vesaire yöntemleriyle cep telefonlarına indirebiliyorlar. iPhone'larına indirebiliyorlar. Ancak şu anda çok tavsiye edilmiyor çünkü beta sürümünün birincisi yayınlandı. İçinde birçok eksik olduğu düşünülüyor. Kimi istikrarsız çalışmaya sebep olabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara hiç gerek yok. Şimdi indirmeyin, acele etmeyin. Eğer ikinci bir telefonunuz yoksa ikinci bir telefonda denenebilir tabii ki. Bunun yanı sıra bu özelliklerin çoğunu demeyeyim ama belki 8-9 tanesini, belki 10 tanesinin aslında Android kullanıcıları için hiç de yabancı olmadığını görüyoruz. Bu widgetler vesaire. Bunlar aslında Android kullanıcıları için daha önceden kullandıkları ve halen kullanmaya devam ettikleri özellikler. Apple bunları kendi dokunuşlarıyla biraz daha değiştirmiş, şekillendirmiş ve iOS 14 ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıkartmaya hazırlanıyor. Ve programın sonuna geldik. Kapanışa geçeceğiz. Kapanışı ise Avengers hayranlarını meraklandıran, bekleten bir videoyla yapacağız. Bir fragmanla ama bir film fragmanı değil.
Film severler, yani Avengers'ın filmlerini sevenler de bu oyunun fragmanını bence izlesinler. Çok tanıdık yüzler görecekler. Evet, Avengers'ın hem oyunları hem filmleri var. Film sevenler belki oyunları takip etmiyorlardır, oyun oynamıyorlardır, konsolları yoktur. Ama yine de bu fragman seyredilmeye değer. Çünkü çok önemli, özlediğimiz kişileri orada göreceğiz. Daha fazla tabii lafı uzatıp da sürprizi kaçırmak istemiyorum. Marvel's Avengers oyun tanıtımı PlayStation 4 için hazırlanmıştı. Bu tanıtımla sizi baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5'in tanıtımı yapılmıştı. Bizler de sizin için hem oyunları hem de PlayStation 5'in tüm özelliklerini anlattığımız çok özel bir video hazırlamıştık. Bu videomuza en sonda ulaşabileceksiniz ya da i harfine basarsanız yine ulaşırsınız. Gelin şimdi PlayStation 4 için gelen yepyeni Marvel's Avengers The Modok Threat adlı oyunun fragmanına bakalım. Turn on me. We're fixing the damage the Avengers did all those years ago. Inhumans are sick. Unlimited power, that's dangerous. It's lethal. You are lucky to be alive. Come on, Kamala. Let AIM help you. I'll take my chances. What if the Avengers were set up? I think you should see for yourself. Couldn't Mr. Stark help us with this? Hi, I'm sorry. Who are you? Kamala? This better be good. He totally locked the Cap in the reactor room and then he tried to jack the Chimera. Son of a... Have you all completely lost your senses? What? Where were you while the world went to hell? This is our fault. All of ours. You really think the world is better without us? Yes. See, it's always been your problem. Running from who you are, what you are. I am warning you. This is exactly what Tarleton wants! Bu oyunda dünyadaki insanlar Avengers'a sırt çevirirler. Bu arada Miss Marvel da AIM'in liderine bakarken kendi kafasında düşündüğü rol modellerini de bir araya getirmelidir. Bu anları geri getirecek olan Marvel Ultimate İttifakı'nın da bir araya gelmesi bekleniyor. It's just got a whole lot weirder.